mutfağından hepinize merhabalar. Bugün kışlık hazırlık videolarımızdan tüm detayları ve püf noktaları ile yaprağın uzun süre bozulmadan nasıl basılacağını ve derin dondurucuda nasıl saklanacağını paylaşacağım. Sizler de benim gibi yaprağı cam kavanozlara salamura yaparak uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel, konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Kış için hazırlıklarımız başladı ve tüm hızıyla da devam edecek. Bugün iki buçuk kilo asma yaprağı aldım. Ee, onu basacağım sizlerle birlikte. Tabi öncelikle yaprağı bol suda birkaç kez yıkayarak temiz olduğundan emin olduktan sonra suyunu süzelim. Yaprağı hem kaynatıp sarartırken hem de kavanozlara basarken biraz kolaylık olsun diye 10 şerli olacak şekilde demetleyelim. Yaprağı demetlerken sap kısımlarını kesmeyin arkadaşlar. Onlar yaprağın bozulmasını önleyecektir. Yaprağın üst kısımlarının hep üst üste gelecek şekilde olmasına da dikkat ederek demetleyelim. Yaprak alırken etli yaprak sarması seviyorsanız biraz daha geniş, e, zeytinyağlı yaprak sarması seviyorsanız daha küçük küçük olmasına dikkat edebilirsiniz. Özellikle taze olmasına, damarlı olmamasına ve yaprakların alt kısımlarının ayrık ayrık olmamasına da dikkat ederseniz çok daha iyi olacaktır. Yaprakları demetledim. Bu şekilde tepsilere dizdim. Tabi bu arada e, yapraklarda çürük olanlar varsa veya yırtık olanlar varsa onları da bir kenara ayırdım. Yaprakları sarartmak için iki yöntem göstereceğim. Hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Birinci yöntem için bir tencerenin içerisine su alarak güzelce kaynatalım. Yaprak sarmayı şimdi yapıyormuşsunuz gibi yaprakları kaynar suyun içine atalım. Yumuşayana kadar ve rengi sararana kadar kaynatalım ve daha sonra çıkararak bir tepsiye üst üste dizelim. Tencereniz ocağınızın üzerinde altı açık bir şekilde ve sürekli kaynar halde olsun. E, ve ara ara da suyu eksilirse tekrar üzerine de su koymayı unutmayalım. Yaprakları çok çok kaynatıp öldürmemeli veya hemen batırıp da çıkarmamalı. Biraz yumuşamasını sağlayarak sarartıp soldurabilirsiniz. Yaprakları tek tek demetler halinde sarartırsanız çok vakit kaybedebilirsiniz. O nedenle birkaç demeti tencereye koyarak sarartabilirsiniz. Tencerenin içerisine tuz veya başka hiçbir şey eklemedim arkadaşlar. Bu şekilde kaynattım. Olabildiğince demetlerin açılmamasına dikkat edelim. Ama yapraklar birazcık ayrılsa da hiç sıkıntı etmeyin. Zaten yaprakları basarken tekrar düzgünce demetleyeceğiz. Yapraklarımızı birinci yöntemle bu şekilde sarartıp soldurduk. Üst üste sıcak sıcak dizdik. Demetleme işlemine geçebiliriz. İkinci bir yaprak sarartma yöntemi de yaprakları bu şekilde genişçe büyükçe bir kabın içerisine yerleştirin. Üzerine kaynar sıcak suyu döküp bir tutamda tuz atarak bir gece bu şekilde bekletirseniz yapraklarınızı sarartabilirsiniz. Artık yaprakları kavanozlara basabiliriz. Bunun için yaprakları üst üste 10'arlı 12'şerli olacak şekilde demetleyip içerisine bir tutam tuz koyarak içe doğru kıvralım ve kenarlarını da bu şekilde katlayarak kavanozlara basalım. Yaprakların damarlı kısımları dışa gelecek şekilde katlarsanız çok daha iyi olur ve bu şekilde bir tezgaha koyarak katlama işlemini yaparsanız çok daha hızlı ve düzgün bir şekilde katlayabilirsiniz. Yaprağı kavanoza bir sıra dizdikten sonra üzerine yine bir tutam tuz eklemeyi de unutmayalım. Yaprakları kavanozlara dizerken elbette sıkıca bastıralım ama çok fazla da bastırmayın arkadaşlar. Sonradan içerisine su ekleyeceğiz. Suyun her tarafına eşit bir şekilde gelmesi gerekiyor. Son olarak kavanozlara bastığımız yaprağın üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Burası çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Tüm aşamalarda kullandığınız tuzun kaya tuzu olması gerekiyor. Yemeklik iyotlu tuzları kesinlikle kullanmayın, yapraklarınızı bozabilir. Kavanozların üzerine kaynar sıcak su ekleyelim. üzerini bir tahta kaşıkla bastırarak içerisindeki havanın dışarıya çıkmasını sağlayalım. Eğer suyu eksilirse birazcık daha kaynar sıcak su ekleyebilirsiniz. Kavanozları kapatmak için kullanacağınız kapakların muhakkak yeni kapaklar olması da yine çok önemli bir püf noktası. Kapaklarda herhangi bir darbe veya past olmamasına da dikkat edin arkadaşlar. Kapakları sıkıca kapattıktan sonra şimdi içerisindeki tüm havayı almak için yine tencerenin içerisine bir miktar su koyarak kavanozları ters çevirip bu şekilde yerleştirelim. Tencerenin içerisinde bir 10-15 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Kavanozları bir bez yardımı ile çıkarıp yine ağzı ters gelecek şekilde yerleştirerek bir gece hiç dokunmadan bekletelim. Kavanozları buzdolabında bu şekilde saklarsanız çok çok daha iyi olur. Ama buzdolabında yeriniz yoksa güneş görmeyen ve serin bir yerde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Kavanozları dışarıda saklıyorsanız, kullanmak için kavanozu açtığınızda istediğiniz kadar kullandıktan sonra kalanı buzdolabına kaldırmayı unutmayın. tabii hiç bozulma riski olmayan ve daha uzun sürede yaprakları derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Bunun için bir yemeklik olacak şekilde kullanmak istediğiniz yaprakları demetleyerek içe doğru kıvırıp bir buzdolabı poşetine koyarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Yaprakların kavanozlara nasıl basılabileceğini ve derin dondurucuda nasıl saklanacağını hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şey kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Kışlık hazırlık videolarımızı da takip etmek için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar ve paylaş bölümüne tıklayarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.